heyecanımızı paylaştığınız için hepinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Konumuz çok geniş. Biz bir dertle yola çıktık. Programımızı izninizle normalde konuşmayı çok uzatmayacaktım ama arkadaşlar, abi Ponetis'le alakalı ilk defa böyle bir program yapıyoruz. Çiçeği burnunda ama bir çınar haline gelen bir firmaya dönüştük. Bizim firmamızla ve dertlerimizle alakalı bazı şeyler paylaşmam lazım dedi. Ben bu anlamda yüreğimden geçenleri aktarmaya çalışacağım. Öncelikle bu programı neden yaptık? İş dünyamızda, ki ben üniversite sürecinden beri hem DEİK'te hem üsyadımızda hem girişimcilikle alakalı vakıflarımızda birçok çalışmada güzel işler arkadaşlarımızla beraber yaptık. İş dünyamızda çok güzel bir etki alanımız var. Tabii Orangels kitle fonlama yeni bir kavram, yeni nesil bir yatırım enstrümanı. Biz bazı paylaşımlar, bazı bilgilendirmeler sosyal medya üzerinden yaparken iş dünyamızdan değerli arkadaşlarımız, dostlarımız, önemli isimler, ya Yavuz sen hani arkadaşlarla bir şeyler yapıyorsunuz ama neler yapıyorsunuz? Eminiz güzel işler yapıyorsunuz ama neler yapıyorsunuz diye bize gelen tavsiyenin sonucunda iş dünyası buluşmaları adı altında bir program tertip etmeye karar verdik. Bu süreçte ismini zikretmekten mutluluk duyacağım. Öncelikle Yaşar Çakmak ağabeyimiz, Konegis'in kuruluşundan beri, ki kendisi Sayıştay'da uzun bir süre görev de yaptı. Bizim kurucularımız arasında yer aldı. Bölgemizde değerli abilerimizden. Bizi çok katkı sundu. Yine girişimcilerin her zaman yanında bulunan Ticaret Odası Başkanımız, Naim Başkanım, hürmet ediyorum. Çok katkılarda bulunarak bizi bu ana kadar taşımış oldular. Girişimcilik ekosistemi bize göre oturdu. Ancak yeni bir kavram ifade edeceğim. Yeni nesil yatırımcı ekosistemini oturtmamız gerektiğine inanıyorum. Dünyada bugün Avrupa'da bir yatırım algısı var. Örneğin değerli dostlar, bugün Avrupa'da, Amerika'da %90 girişimcilere startuplara yatırım yapılırken %10 bareminde taşa toprağa yatırım yapma mantığı vardır. Ama bugün ülkemize baktığımız zaman bu algının tam tersi olduğunu görüyoruz. Bugün startup merkezlerimizde, kuruluş merkezlerimizde, ki burası Türkiye'nin en önemli, en büyük teknoparkındayız şu an. Kuruluş merkezinde yüzlerce startup var. Bu startuplar yatırımcılardan yatırım bekliyor. Dolayısıyla girişimcilik ekosisteminin oturduğuna inanıyoruz. Biz yaklaşık 15 yıldır bu çalışmaları yapıyoruz ama girişimci tarafında bir problem kaldığına inanmıyorum ben. Ancak girişimcilerimizin yatırım desteğine ihtiyacı olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla girişimcilik ekosistemi oturdu. Ancak kalkınması için yeni nesil yatırımcı ekosistemini inşa etmemiz gerektiğine inanıyoruz. Peki kitle fonlaması nedir? Kitle fonlaması, birçoğunuz bizden bir şekilde duydunuz ama kitle fonlaması, değerli misafirler, dünyada baktığımız zaman girişimcilik ekosisteminin üssü haline gelmiş durumda. Projesi, fikri olan bir girişimci projesini hayata geçirmek için yeni nesil bir enstrüman olarak kitle fonlamayı dünyada kullanıyor. Dünyada yaklaşık 20 yıldır var olan bir çalışma, ülkemizde 2019 yılında SPK'nın görevlendirmesiyle birlikte kanuni altyapı oluştu ve regülasyon tamamlandı. Sunmuş olduğumuz sistem tamamen güvenli bir liman haline geldi. İşin içerisinde çok kıymetli kurumlarımız var. Takas Bank var, Merkezi Kayıt Kuruluş var. Bu şekilde bir organizasyonla devletimiz SPK nezdinde bu sistemi yatırımcılarımızın, girişimcilerimizin hizmetine sunmuş oldu. Bugün dünyada Amerika kitle fonlamanın öncülüğünü yapıyor. Bugün Silikon Vadisi hepimizin diline pelesenk olmuş bir kurum. Silikon Vadisi'ni Silikon Vadisi yapan değerli misafirler kitle fonlama kavramıdır. Ve bugün dünyada 2000 üzerinde kitle fonlama platformu bulunmakta. Ülkemizde şu an bu çalışma yeni başladı. Bize göre çok hızlı regülasyon sağlandı. Devletimiz gerçekten bu süreçte çok hızlı bir aksiyon aldı. Ve gelinen noktada 100 civarı ülkede kitle fonlama olmasına rağmen yaklaşık 10 tane ülkede regülasyon var. Bu regülasyonlardan en hızlı motive olan ülke biz olduk. Ve biz de
Rangers olarak, Rangers takımı olarak bu regülasyonu tamamlandıktan sonra çok hızlı bir şekilde aksiyon almış oldu. Dünya Bankası verilerine göre 2022 yılında kitle fonlama hacmi dünyada 100 milyar dolar olarak tahmin ediliyordu. Şu an yıl bitmediği halde Sayın Bakanım 200 milyar doları bulmuş durumda. Bugün Dünya Bankası verilerine göre 2025 yılında kitle fonlama hacminin 1 trilyon dolar geçeceğine dair bir hedef var. Ben 1 trilyonun çok çok üstünde olacağına inanıyorum. Bugün kitle fonlama kavramıyla başlangıç aşamasında olan startuplara ki biz farklı bir aksiyon yaptık. Birazdan çok değerli bir girişimimiz burada. Aslında ileri düzeyde firmaların da fonlamaya çalışacağının bir adımını atmış olduk. Geleceğin getirilerine, geleceğin pik gençlerine kitle fonlama üzerinden 3 dakikada kaybolup merkezi kayıt kuruluşu üzerinden, STK üzerinden işlem yapıp takas bank üzerinden geleceğin getirilerine pik gençlerine 1 TL yatırım yapma ile ortak olma imkanı oluşturdu devletimiz. Ve biz bunu bugün ilan etmiş oluyoruz. Aynı zamanda GSYF ve melek yatırım ağı kavramları girişimcilik ekosisteminde hepimizin alışık olduğu kavramlar. Ancak bugün ne yazık ki girişim sermayesi yatırım fonları bazen istisna tutabiliriz. Hala girişimcilik yerine taşa toprağa yatırım yapma ile alakalı bir süreci yaşıyorlar. Ama kitle fonlama öyle bir çalışma ki biz uzun yıllardır bu çalışmanın heyecanıyla bekliyorduk. Ve bugün bu çalışmanın öncü firmalarından birisi olduk. Bugün kitle fonlama öyle bir çalışma ki değerli misafirler, GSYF'dir, Venture Capital'leri, melek yatırım ağlarını domine ettiği bir çalışma olarak ortaya çıkıyor. Peki Four Angels nasıl bir çalışma? Bizden yaklaşık 15 yıllık bir çalışmanın ürünü olarak bugün karşınızdayız. Yaklaşık 15 yıldır ticaret ulus başkanımız ve burada iş dünyamız bizi yakından biliyor. Girişimcilikle alakalı çok ciddi çalışmalar yaptık. Çok ciddi programlar yaptık. Ve bu anlamda takımımızın kas gücünün kuvvetli olduğuna inandık. Böyle bir regülasyonu gerçekleştikten sonra şirketimizi kurmuş olduk. Ben bir girişimciyim. Başladığım yıl kurdum. Yeniden noktada birçok projeye imza attık. Ve aynı zamanda birçok startup'a da yatırım yaparak yatırımcı yanımız da ortaya koyduk. Dolayısıyla girişimci yanım var, yatırımcı yanım var. Ve değerli saatler, Connectus'un kurucu takımı neredeyse tamamı girişimci ve yatırımcı özellikleriyle öne çıkan isimlerden oluşmakta. Regülasyon tamamlandı ve lisansımızı aldık. Ve 3 yıllık bir süreç yaşadık bu sürede. 2 yıl ARGE ve analiz çalışmalarını bitirdik. 1 yıl bu biraz geçti. Ticaret odamızda kuruluşu, resim kuruluşumuzu yaptık. Ve geldiğimiz noktada 1 yılda değerli misafirler çok hızlı bir aksiyon aldık. Binlerce yatırımcıya, binlerce, on binlerce üyeye ulaşmış olduk. Ve geldiğimiz noktada yaklaşık kısa bir sürede 30 milyona yakın bir fonlamayla girişimcilerimizi destekleyen bir noktaya geldik. Bu kavram çok konuşulacak. Bugün katılamadı Osman Çelik ağabey. Son hazine müsteşarı iken kitle fonunu ilk kim zaten devletli büyüklerimizde. Kendisi bu konuyla alakalı ilk israr ettiğinde şöyle bir şey söylemişti. Yavuz, bu çok önemli bir mesele, milli bir mesele. Girişimcilerimizi okumamız lazım ancak sabretmeniz lazım. Çünkü uzun soluklu bir çalışma demişti. Dolayısıyla biz geldiğimiz şu an itibariyle Türkiye'nin en büyük kitle fonlamasını bir risk aldık ama fonu açtık. Harika bir teveccühle karşılaştık. 1000 üzerinde yatırımcıyla Türkiye'nin en büyük kitle fonlamasını açtık. Ve milyonlarca kişinin bu anlamda bizi tanımasına, kitle fonlamasını tanımasına ve dikkat çekmeye başladık bu süreci yönettik. Güzel olan taraf Sayın Bakanım, son yaptığımız Türkiye'nin bir kitle fonlamasında güzel olan şu yeni nesil bir yatırım enstrümanı ama Macerden Altan'ın süreci yayınladı Sayın Bakanım. 20'nin üzerinde ülkeden yatırım aldı. Yani Yeni Zelanda'dan, İngiltere'den insanlar 1000 TL, 5000 TL, 10.000 TL gibi yatırımlarla girişimcilerimize ortak olmaya başladılar. Girişimciler arasından en önemli özellik belki fon gibi gözüküyor ama reklam ve PR imkanı almış oluyor. Ve aynı zamanda 1000-2000 kişi yatırım yaptığı zaman şirkete, şirketin marka elçileri oluşturuyor. Bugün alternatifin
ya da Kiriya Pir'in ya da diğerlerinin bugün Hakkari'de de yatırımcısı var. Trabzon'da da var, Ankara'da da var, Yeni Zelanda'da da var. Dolayısıyla harika bir çalışmaya girişimcilerimizin emrini hizmetine sunmuş olduk. Girişimcilerin sorunlarını, yatırımcılarımızın da sıkıntılarını çok iyi bilen bir ekip olarak çalışmalarımıza ilk büyük aşkla devam ediyoruz. Sayın Bakan, başlarken yaklaşık kurucularımıza ilişkin bir takımız dedi ki bu çalışma zamana meydan okuma çalışması dedik ve zaman içinde zaman üretmemiz gerekir dedik. 7-25 esaslı, 7-24 demedik. Yani mesai olacak bir iş değil, mesai saati olacak bir iş değil. Zaman içinde zaman üreterek 7-25 esaslı çalışan bir ekiple çalışmalarımızı ilk günkü heyecanla takip etmeye, yapmaya devam ediyoruz. Son dönemde pandemiyle ve aynı zamanda savaşlarla şunu gördük değerli misafirler. Yazılımın, savunma sanayisinin ve tarımın ne kadar önemli olduğunu gördük. Bugün İş dünyasında yeni nesil yatırımın özellikle Avrupa, Amerika'da ve Amerika'da ve şu an ülkemizde bu noktaya doğru gidiyor. Teknoloji tabanlı, yapay zeka tabanlı, yazılım, bilişim ve tarım ve sanayi alanında yatırımların bu tarafa kaydığını gördük. Ve bizler girişimcilerimize ki bugün fonlamaya açtığımız ve fonlaması başarıyla biten Focus Pupa adında projemiz tarımla alakalı, orman oluşmayla alakalı çok ciddi bir projesi var. O bağlamda çalışan bir yerimiz var. Dolayısıyla tarım alanında da, sanayi alanında, teknoloji alanında projelerimizin teknoloji tabanlı olduğu takdirde girişimcilerimiz bu ekosistemden faydalanabiliyorlar. Sayın Bakan, değerli misafirler, özellikle bir hususun altını çizmek istiyorum. Bugün geldiğimiz noktada böyle kurumlarımızla, teknoparklarımızla, kuluçka merkezlerimizle girişimcilik ekosisteminin oturduğunu ifade etti. Ve bize göre artık önceden hatırladığımız, bana göre unuttuğumuz beyin göçü kavramını geride bırakmış olduk. Ancak son 10 yılda proje göçünün çok fazla konuşulduğunu gördük Sayın Bakanım. Girişimcilerimiz ihtiyaç duydukları fona ulaşamayınca projelerini bir şekilde yabancı venture kapitalleri, kitle fonlamalara başvurarak oralardan ihtiyaç duydukları fonu elde etmeye başladılar. Geçen Sayın Bakanım bir girişimci grubu misafir ettik. Fonajistan bir tık önce Katü'den bir ekip çok manidar bir meseleyle aslında benim için. Üç tane gencimiz Şırnaklı, Balıkesirli ve Yozgatlı üç tane girişimcimiz bir proje geliştirmişler. Gerçekten harika girişimcilerimiz var. Muazzam işler ortaya çıkaran girişimcilerimiz var. Girişimcilerimiz de projelerini anlattı Sayın Bakanım. Ve girişimci dedi ki, ben dedim ki ne kadar masraf yaptınız bu projeye? 25 bin TL dedi. Sanki 25 milyon masraf yapmış gibi. Ve ne kadar para lazım dedik. Dediler ki Sayın Bakan 100 bin TL. Ve bunu da 100 milyon gibi ifade ettiler. Bakın girişimci dedim ki tamam biz size 100 bin lira vereceğiz. Ne kadar bize hisse vereceksiniz? Biz 3 kişiyiz dediler. 4. hissemiz siz olun dediler. Sayın Bakanım ben dedim ki biz size 100 bin değil size 150 bin TL lazım dedik. 150 bin TL vereceğiz ama şirketin %75'ini istiyoruz dedik. Biraz düşündüler, taşındılar, tamam dediler. Biz de dedik ki işte böyle yapmayın. Bizim böyle birçok projemiz göç etti gitti. Girişimcilerimize biz kendi içimizden 150 bin TL bir destek verdik. Ve girişimcilerimize sadece %5 hissesini aldık. Şunu samimi olarak söylemek istiyorum. Kuluçka merkezlerimizde, teknoparklarımızda bu şekilde yüzlerce, binlerce girişimcimiz taşa toprağa yatırım yapan yatırımcılarımızın can suyunu dokunmasını bekliyor. Kickstarter örneği çok önemli. Sayın Bakanım 13 yılda Kickstarter'ın fonlama yaşlı proje sayısı 550 bin Sayın Bakanım. Dünya çapından projeleri Türkiye dahil geçtiğimiz aylarda Bursa Teknopark'ta bir projeyi fonladılar. 550 bin tane inovatif proje fonlandı. 550 bin fonlamaya açıldı, yaklaşık yarısı fonlandı. Ülkemizde şu an bir yıldır diğer kitle fonlama platformları da gerçekten güzel işler yapıyorlar. Rekabetle bu sürecimizi yöneteceğiz. Ama şu ana kadar fonlamaya açılan proje sayısı 100'ü bulmadı değerli misafirler. Yani önümüz bu kadar açık. Dolayısıyla bugün Amerika'da App Store'da oynanan oyunlara baktığımız zaman 2021 verilerine göre en çok oynanan 10 tane oyunun
6 tanesi bize çocuklar yazmış. Ancak bu oyunların neredeyse hiçbirisi bizim değil. Böyle bir proje göçünden bahsediyoruz. Bu çalışma girişimcilerimiz için bir milat ve ülkemizdeki kalkınma için yeni bir dönem olduğunu ifade etmek istiyorum. Bu nedenle Sayın Bakanım, son olarak şunu ifade etmekte fayda var. Ticarette, ben de bir ticaret erbabı olarak, bir iş adamı olarak, bir girişimci olarak rahatsız olduğum bir konu var. Dışa bağımlıyız ve sorulduğu zaman, bugün ekonomik anlamda bazı sıkıntılar yaşasak da, sorulduğu zaman ekonomide, ülkemizde lokomotif nedir diye sorduğumuz zaman akla inşaat geliyor. Akla tekstil geliyor. Elbette ki biz geleneksel işlerimizi yapmak durumundayız. Onlar bizim kalelerimiz. Bu işlerimiz olmazsa, bu amiral gemilerimiz olmazsa yeni akıllar yapamayız. Ancak girişimcilerimize destek vermeliyiz. Girişimcilerimizin projelerini, hayallerini ortak olmalıyız ki girişimcilik ekosistemi yeni nesil ticaret gelişsin ve bu ülkede lokomotifimiz artık inşaat olmasın istiyoruz. Artık lokomotifimiz teknoloji tabanlı bir lokomotif olsun istiyoruz. Girişimciye sorduğumuz zaman, fonu aldığın zaman ne yapacaksın diye soruyoruz. İlk verdiği cevap istihdam. Yani eleman alacağım diyor. Dolayısıyla istihdama katkı var. Üretim yapacağım, milli gelire katkı var. Global pazar açılacağım diyor. Gayri safi milli hasılaya katkı var. Dolayısıyla Sayın Bakanım, kıymetli misafirler, heyecanımızı mazur görün. Fon Angels bir önemli bir marka, birçok marka ortaya çıkacak, birçok güzel firmalar ortaya çıkacak ve ekosistemi rekabetle geliştireceğiz. Girişimcilik ekosistemi için devrim niteliğinde olan bir çalışma olan kitle fonlamayı size böyle heyecanlı bir şekilde anlatmak istedim. Biz ekosisteme destek verirsek girişimcilerimizi biz fidan olarak görüyoruz. Fidanın can suyuna ve toprağa ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Can suyu yatırımcılarımızdan gelecek. Kitle fonlama ekosistemi, Fon Angels burada toprağı oluşturacak. Buradan yeni baykarların, yeni topların, yeni çınarların buradan yeşermesini hep birlikte başaracağız. Girişimcilerimiz kazanacak. Dolayısıyla başarılı projeler oldukça, getiriler, kitlesel oldukça yatırımcı kazanacak. Ülkemiz ve çocuklarımızın geleceği kazanacak. Tekrar katılmanızdan dolayı her birinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Fon Angels ailesi olarak hepinize saygılar sunuyorum. Evet, Yavuz Bey'e çok çok teşekkür ediyoruz değerli katkı ve yorumlarından dolayı. Şimdi, Fon Angels kitle fonlama nedir? Fon Angels sisteminin güvenliği nedir? Nerelerde nasıl güvenli bir hale gelir? Ve neden Fon Angels kitle fonlama olarak tercih edilmeli ile ilgili 4 dakikalık bir videomuz var. Dikkatleriniz videomuzda olsun lütfen. Kitle fonlama nedir? Dünyada crowdfunding olarak bilinen kitle fonlama, bir proje, girişim, startup, hizmet ya da ürünün hayata geçmesi için gerekli olan fonun dijital platformlarda yapılan tanıtım aracılığıyla temin edilmesidir. Kitle fonlamada 3 temel unsur vardır. Proje sahibi, kitle fonlama platformu, projeyi fonlayan kişiler. Kitle fonlama, Amerika'da ortaya çıkıp dünyaya yayılmadan önce yatırımcılık yalnızca bu işe gönül vermiş iş insanlarına sunulan bir ayrıcalıktı. Şimdi ise kitle fonlama modeliyle birlikte yatırımcılığa ilgi duyan herkesin aktif olarak rol üstlenebileceği bir ekosistem. Türkiye'de kitle fonlama. Türkiye'de şu an 4 farklı türde kitle fonlama platform sistemi bulunmaktadır. Ödül bazlı kitle fonlama, bağış şeklinde gerçekleşen kitle fonlama, borca dayalı kitle fonlama ve paya dayalı kitle fonlama. Peki, paya dayalı kitle fonlama nedir? Bu fonlama yönteminde kişi bir girişime ortak olarak o girişime veya projeye yatırım yapıyor. Yani bu yöntemle girişimden hisse satın alınıyor. Girişim ne kadar başarılıysa yatırımcı hisseleri de o kadar değerleniyor. FonAngels.com'da başarı potansiyeli yüksek inovasyonel girişimler paya dayalı kitle fonlama yöntemiyle bir tık uzağınızda. FonAngels.com, girişimciliğin ekosistemi.
sistem güvenliği. Paya dayalı kitle fonlama en güvenilir yatırım yöntemlerinden biridir. Yatırımınız ve hisseleriniz aracı özel kurumlarla değil, doğrudan devlet güvencesiyle koruma altına alınır. Girişimlerin kampanya süresi boyunca topladığı fonlar, girişim şirketine ulaşana veya yatırımcılara iade edilene kadar takas bandında saklanır. Bu süreçteki tüm işlemleriniz Merkezi Kayıt Kurumu tarafından kayıt altına alınır. Hisse satın alma gerçekleştiğinde ise E-Devlet entegrasyonuyla çalışan E-Yatırımcı uygulamasından yatırımcı hissesini görebilir ve kazanç sağlayabilir. Kampanya süreci nedir? Kampanya süreci bir girişimin maksimum 60 günlük zaman diliminde hedeflediği yatırım miktarı için belirlenen süredir. Bu süreçte paya dayalı kitle fonlama sistemiyle birlikte projesini en iyi şekilde yatırımcılara aktaran girişimci hedeflediği yatırım miktarına ulaşırsa biriken fonunu takas banktan alabilir. Yatırım turuna çıkan proje 60 günlük zaman zarfında hedeflediği rakama ulaşamazsa yatırımcıların takas bankta var olan yatırım miktarı devlet güvencesinde kesintisiz olarak yatırımcıya iade olur. Peki ya başarıya ulaşan projelerde hisselerini nasıl görebileceğim? Yatırımcı olan kişi E-Devlet entegrasyonuyla çalışan E-Yatırımcı uygulaması üzerinden yatırımcı olduğu tüm platformlardaki yatırım miktarını değerlemeleriyle görebilecek ve istediği gibi başka bir kişiye satışını gerçekleştirebilecek. Fonangels.com'da yapacağınız tüm yatırımlar SPK, MKK, Takas Bank ve E-Devlet entegrasyonlarıyla devlet denetimindedir. Fonangels.com girişimci... Girişimcilik heyecanlı, yatırım ciddi bir iştir. Girişimcilerin heyecanını taşıyor, yatırım ciddiyetiyle paranızın en verimli projelerde olmasını sağlıyoruz. Fonangels.com sadece girişimci ve yatırımcıyı bir araya getirmekte kalmıyor, Türkiye'de bu alanda yeni bir ekosistem oluşturuyor. Paya dayalı kitle fonlama alanında güçlü, geçmişten bugüne gelen deneyimiyle başarılı birçok girişime destek vermiş Fonangels.com, SPK lisansını da kısa sürede alan kurum olarak güvenilirliğiyle öne çıkıyor. Ülkemiz için stratejik öneme sahip insansız hava araçları üreten firmalara ya da yazılımda Türkiye'nin en hızlı büyüyen firmalarına destek olan projelere öncülük etmiş tecrübeli ve profesyonel ekibimizle Fonangels.com'u bir araya getirdik. Birçok girişimciye destek olan deneyim sahibi kurul üyeleri, Türkiye'nin girişimcilik organizasyonlarına öncülük eden ekibi, tüm platformlarda entegre olarak çalışan kolay kullanılabilir teknolojisiyle Fonangels.com girişim ve yatırımlarınızın her adımda yanında. Risk analizi, proje öngörüleri, akademi desteği, deneyimli kadro ve size fayda sağlamak için bir araya gelmiş birçok seçenek Fonangels.com'da. Fonangels.com insana değer vererek girişim ekosisteminin yıldızlarını buluyor ve parlatıyor. Fonangels.com girişimciliğin ekosistemi. Evet değerli katılımcılar, şimdi birazdan anons edeceğim isim Fonangels'la bugüne kadar yolu kesişen birbirinden şanslı girişimcilerle ilgili bilgilendirmeler yapıyor olacak. Fonangels proje takım liderimiz Sayın Esat Denizli bilgilendirme konuşmalarını yapmak üzere alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Değerli bakanım, kıymetli devlet büyüklerim ve kıymetli misafirler, hepiniz Fonangels'ın iş dünyası buluşmalarına hoş geldiniz. Daha önce birçok platformda da belirttiğim gibi ben Esat Deniz, Fonangels'ın Ar-Ge ve proje takım lideriyim. Birçok girişimcinin, birçok projecinin projeleri, girişimleri benim ve ekibimin yolundan geçmesi gerekiyor. Bu konuda böyle bir konumda olmamdan dolayı kendimi çok şanslı hissediyorum. Türkiye'nin 100 yılı vizyonuna bizler de destek vererek, girişimcilerle bir araya gelerek, projelerle bir araya gelerek Türkiye'nin vizyonuna destek sağladığımızı düşünüyoruz. Uzun süredir kitle fonlama ekosistemine destek sağlamaktan dolayı kendimizi gerçekten şanslı hissediyoruz. Bizim Fonangels.com olarak, kitle fonlama platformu olarak amaçlarımızdan bir tanesi Türkiye'nin katma değeri yüksek projeler keşfedilerek şu an çok mikro gibi görünse de biz ileriye dönük
makro düzeyde olacağına inanıyoruz. Projeleri keşfedip ülkenin cari açığını kısmen de olsa kapatmaya çalışmak. Bizim buradaki bir yaramıcımız da Japonya modeli dediğimiz pasif yatırımdan insanları aktif yatırıma çekebilme hedefini biliyoruz. Yani bildiğiniz üzere pasif yatırımda insanlar daha çok dolara, euroya, altına ya da arsa gibi uzun vadede çok getirisi olmayan yatırımlarla fonlarını değerlendirmeye çalışıyorlar ama Japonya modelinde ise daha çok kişiler fonlarını projelere, girişimcilere yatırarak hem ülkeye katma değer sağlayarak hem de yatırımcı için ileriye dönük orta ve kısa vadede de daha çok kazanç elde edebilecekleri yatırım fonuna dönüştürüyorlar yatırımlarını. Bu konuda şu ana kadar yüzlerce başvuru aldık. Bunlardan birçoğunu da kampanyamızda sitemize ilan ettik ve birçoğu da fonlandı. Şu an hali hazırda da fonlanan projelerimiz de var. Bu projeler arasında bazı arkadaşlarımız var şu an girişimcilerimiz. Yani müsaadenizle ben kendilerini davet edeceğim. Bir iki dakikalık yorumlarını alıp ardından sahneyi terk edeceğim. Arkadaşlar özellikle Dilruba Hanım, Karma Türkiye'den, Abdurrahman Bey, Şugültek'ten, Mehmet Bey, Fokus Kuba'dan, Emre Bey, Homoplas'tan, Manik Bey, Kiri ERP'den ve Göktürk Bey, Alternatif Şöret'ten sizleri sahnemize. Aktörleri ve katılımcılar. Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Bu gibi etkinlikler biz gibi birçok girişimci için çok kıymetli. Çünkü sık sık iş dünyası ve girişimcilerin bir araya geldiğinde girişimcilik ekosisteminin mihenk taşlarını çok daha belirten bir süreç. Şimdi şöyle bakınca çok bey arasında ilk ve tek kadın olmanın gururunu yaşıyorum. Bir kere Fon Angels ekibini hem böyle bir organizasyon için tebrik etmek istiyorum hem de cesurlukları için. Ben Karma Türkiye ekibi adına buradayım ve Karma Türkiye'nin CEO'suyum. Çok kalabalık bir ekibimiz var. Tabii ki girişimci kadın olunca da ekibin ağırlığı %65 kadın istihdamına dayalı. Mimari ofis ekibimiz 11 kişiden oluşmakta. Ancak projemizde dublaj sanatçılarımız, yazar arkadaşlarımız, ses kastik yönetmenimiz gibi sayılar sayıldığında ve her geçen günde podcast ve radyo programı yayıncılarıyla beraber 50'nin üzerine çıkan bir proje üretimi ekibine sahibiz. Fon Angels neden cesur? Aslında global dünyada medya ve sosyal birçok girişim birçok yatırımcı için göz bebeği pozisyonunda startup girişimlerdir. Ülkemizde bu algı yeni yeni başlamakta. Teknoloji tabanlı sosyal projeler, teknoloji tabanlı medya projelerinin algısı her geçen gün ülkemizde de artıyor. Ama Fon Angels sahaya ilk girdiği projede hem bir kadın girişimciyi hem de bir medya alanındaki startup projesini riskli olmasına rağmen pazara sunuyor olması en büyük cesurluğundan bir tanesi ve bence sahada da Fon Angels olarak kitle fonlama platformlar arasında en çok bu cesurluğuyla da şu an mevcut zaten yeni projesiyle en yüksek fonu toplayarak da bu cesareti her zaman gösteriyor. Çok teşekkür ederiz tekrardan. Bizler için çok kıymetli buluşmalar. Çok da vaktinizi almak istemiyorum. Ve hemen şöyle yapacağım. Sayın Bakanım, sevgili ziyaretçiler ve fonu sekibi, organizasyonu için ben de teşekkür ediyorum. Ben de şu teknoloji kurucu ortağız, Pamuk'un Türkiye'ye bakalım. Bizler de fon öncesi ekibiyle tanıştıktan sonra kampanyamızı açtık ve şu ana kadar en azından fonundan projeyiz. Orada kalır diye umuyorum ama tabii kalmaması sizlerin elinde, yatırımcıların elinde. Bizler de yatırım sözümüzü anladıktan sonra platforma dahil olan aynı kendimiz gibi proje ekibini çok iyi inceleyip ve aktifleşen projelerden biriyiz ki kendimize bizden sonraki projeler yatırımlar bu konuda çok mutluyuz. Biz aramızda konulmamak bir sürece gayet mutluyuz bundan. Bizler şu teknoloji olarak çok popüler bir konu. Metaverse teknolojilerinin şu anki gündelik ticaret hayatımızda uygulandığı bir alanda çalışıyoruz. Türkiye'deki herhangi bir üretici ürünü yurt dışındaki müşterisine deneyim etmesini sağlıyoruz teknolojilerimizi. Ticaret sitede, pazar yerleri, bu uygulamada entegre olabiliyoruz.
Şu anda da özellikle Fonages'taki yatırımcılarımızın bizlerin network'ten başvurduğu desteğiyle şu anda Türkiye'nin en büyük 6 yeni şirketine çalışıyoruz. Onun için çalışıyoruz. Pazar yerlerine çalışıyoruz. Yani katkıların hem bizlere hem de yeni zamanlarda evli olacak projeler devam edecekler eminim. Dolayısıyla Fonages'a yönetimine, ekibine ve çalışan arkadaşlarına bizlere bu imkanı sundukları için, bize destek olmaktan bekliyoruz. Ayrıca teşekkür ediyorum. Merhabalar, Mehmet Ali, Sayın Bakanım, merhabalar, değerli katılımcılar. Fokus uygulamasının kurucu ortağıyım. Aslında bir matematik öğretmeniyim. Uzun yıllar çocukların odaklanma sorunlarını görerek şimdiye kadar geldik ve bu soruna bir çözüm üretmek adına Fokus uygulamıştım. Yaklaşık bir yıl önce yayına aldığımız uygulamayla aslında sizlerin telefonla uzakta geçirdiğiniz vakti biz zevkli hale getiriyoruz. O uzakta geçirdiğiniz vakti ya sosyal sorumluluk projelerine desteğe ya da ödüle çeviriyoruz. Bu şekilde bir sosyal yönümüz de var. Sayın Bakanlık da buradayken biz aslında uygulamadaki kullanıcılarımızla birlikte ülkemize ağaçlar da dikmek istiyoruz. Bu anlamda bize de kapılarınızı açacağınızı umuyoruz. Yaklaşık 2 ay önce biz fonlamayı kapattık. Ve bu anlamda da Focus Fund Angels platformuna çok teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda biz BTM girişimcisiyiz. İstanbul'da BTM bizim tarz girişimcilere kapılarını açıyor ve her alanda destek veriyor. Onlara da buradan teşekkür ediyorum. Yani hepinize katıldığınız için teşekkürler. Merhabalar, Emre Tuncer ben. Sosyal medya ve dijital iletişimler alanında çalışmalar gerçekleşiyorum ve bilgisayar mühendisliğim. Belki en heyecanlı konulardan bir tanesi sosyal medya. Belki tarım bakanımızın da müsaadesiyle bu işi tarımla da anlatmak istiyorum. Evet, sosyal medyada Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp gibi platformlar tohumlara sahip, oradaki bütün dataları ellerinde tutuyorlar. Fakat bu ürünlerin gerçekten işlenip değerli hale gelebiliyor olması işin katma değerini çok çok yükseltebiliyor. Combo Plus da bu alanda bizlere çok değerli bir data, yani müşterinin işlenmiş beğenilerini, ne yapacağını, bundan sonraki hareketlerini ve şikayetlerini beyan eden bir durumda bizi bırakıyor. Sosyal medyanın bütün alanlarını tek ekranda yönetilmesini sağlarken bir yandan da robotik teknolojiler aslında bu işin müşteri ilişkilerinde nasıl değerlendirilebileceğini ve gelecek vizyonun nasıl oluşturulması gerektiği üzerinde de çalışmalar sunulmasını sağlıyor ki gelecekte de az önce de söylediğimiz gibi Metaverse gelişirken aslında Metaverse'de de müşteri ilişkilerinin varlığı zorunlu hale gelecek ve bu yüzden de Combo Plus orada müşteri ilişkilerinin sağlanıyor olması alanında da bu iletişimi gerçekleştiriyor olacak. Aslında Forensics açısından düşündüğümüzde de biz olaya şöyle bakıyorduk. Bu ülkenin aslında burada yetişen evet tohumu belki tutamıyoruz. Tohumlar belki bambaşka alanlarda bambaşka filizler veriyor ama bu işin ortaya çıkarttığı o çiçeği, o ürünü belki burada işleyip değerli bir hale getirmek ve bu halde kullanılabilir bir sunum ortamı oluşturmak çok değerliydi. Bu yüzden biz bu projeye aslında bu ülkenin dijital geleceği olarak bakıyoruz. Çünkü dünyanın her alanında Twitter datayı tutuyor olabilir ama müşteri dataları tutmuyor. Doğal olarak bizim onu alabilme ve dünyaya açıldığımızda da aslında dünyanın elindeki en değerli dataya hakim olabilme şansımız olabilirdi. Bu yüzden biz bu projeye sahip çıkmanın aslında ülkenin dijital geleceğine ve sosyal medya geleceğine sahip çıkmak manasına geldiğini anlattığımızda Financials ekibine özellikle Yavuz Bey'e de çok teşekkür etmek isterim. Bu konuda destek olabileceklerini ve bu konunun çok değerli olduğunu farkına vardılar ve şu anda Financials'ta Combo Plus fonlanan ve geleceğe doğru emin adımlarla ilerleyen ve büyük müşteriler aslında vatandaşları buluşturan, bazen kamuda memnuniyeti sağlayan, bazen özel sektörde müşterinin mutluluğuna odaklanan bir yapı sergiliyor. Çok da uzatmadan beğendiğiniz için teşekkür ederim. Sağ olun. Katılımcılara, Sayın Bakanımıza ve bütün devlet bakanına teşekkür ediyoruz. Ben Malik Akkemez, Kili ERP'nin kurucusuyum. Türkiye'nin ERP'si olma yolunda ilerlerken, yerli bir milli teknoloji hamlesine bir nebze olsun destek atmak için çalışıyoruz. Finansal teknoloji ürünleri yapıyoruz. Ödeme sistemleri, B2B, B2C ürünleri yapıyoruz. Aynı zamanda e-ticaret ve pazar yeri ürünlerimiz de var.
Burada KOBİ'lere bir dijital çözüm sunuyoruz. Fabrikaları üretim hızlandırmaya seçenekleri sunuyoruz. Lojistik yazılımlar yapıyoruz. Burada bizi dinleyen çok kıymetli katılım bankacılığında bulunan abilerimiz, büyüklerimiz de var. Hedeflerimizden bir tanesi de bir katılım bankasıyla, birden fazla katılım bankasıyla KOBİ'lerin dijital köprüsü olup onları dijitalleştirmek, özellikle e-belge yönlerinde bir katkı sağlamak istiyoruz. Efendim, yatırımlarınızı bekliyoruz. Ve sözü en büyük fonlardan bir tanesi olan ve en büyük oranda olan teşekkür ederim. Merhaba, ben Gördük. Çok teşekkür ederim. İsmim sonra kaldım. Birkaç dakika fazla konuşabilirim. Biraz bu girişimdeki hikayemizde biraz kendimizden bahsetmek istiyorum ben. En azından küçük bir destekle nereden nereye geldiğimizi özetlemek istiyorum. Özellikle Sayın Kostya Başkanımız burada. Belki o çok bilmiyordu ama biraz Kostya'yı bize ne yaptığından ve şu an nerede olduğumuzdan bahsedeceğim. Ben Malta Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği mezunuyum. Sınıf arkadaşlarımla üniversitenin son senesinde birçok yarışmaya girdik. Yarışma sonucunda dereceler elde ettik. Ve daha sonrasında dedik ki biz okularken bitirelim. Ben üst sene fakülteyi bitirdim Bilgisayar Mühendisliği'ni. Ve COSGÖK'e başvuralım. COSGÖK'ten agenerasyon teşviği aldım. Aldıktan sonra da şirketimiz tutuyor. Kaybedeceğim gibi bir şey yok dedik. Çünkü ne bir sermayemiz vardı, ne başka bir şeyimiz. En fazla zaman kaybederiz dedik. Daha sonra COSGÖK'e başvurduk. COSGÖK'te agenerasyon teşviği aldık. Agenerasyon teşviğinin neticesinde COSGÖK bize İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde yemekhaneyi ikiye bölerek, üniversitenin yemekhanesinin bir kısmını tekme yaparak bize iki tane ofis verdi. O gün 4 kişiydik. Bugün 167 kişiyiz. O gün bir startup'ımız vardı. Bugün 4 tane girişimimiz var. O gün 23 yaşındaydım. Bugün 9 sene sonunda 32 yaşıma geldim. Ve geçen sene Türkiye'nin en hızlı büyüyen 11. şirketi seçildik topa göre. Bu sene de Türkiye'nin en hızlı büyüyen 6. şirketi olduk. Ve yaklaşık 96 milyon TL bir ciroyla geçen seneyi kapattık. Yani 4 kişi başlamış olduğumuz bir yolculukta küçük bir desteği aslında sıfır sermayeyle bizim nerelere getirdiğini, bize destek veren insanların karşısında şu an bunu anlatabiliyorum. O yüzden küçük bir desteğin sonucun nereye gideceğini çok daha büyük örneklerle ileride görüyor olacağız. Fakat Türkiye'de genelde eskiden şey olurdu. Annem şey derdi, başıma güzel çıkar mı derdi. Yani çok yaramazlık yapardım, çok kızıyorlardım. Aslında o zamanlar onun ne olduğunu anlamıyorduk ama aslında bizim icat çıkarmamız gerektiğini anladım ben daha sonrasında. Ve birçok şeyde girişimcilik hayatında ilk okuldan şu anki geldiğim noktaya göre birçok şey denedim. Bazılarının başarılı, bazılarının başarısız oldu ama işin sonunda 167 kişiye hizmet veren, 96 milyon TL ciro yapan, Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketinin arasında Türkiye'nin en geç CEO'su olan insan oldu. Bugün de kitle fonlamaya çıkma nedenimiz bizim destek olarak aldığımız destek veya parasal anlamda olan bir şey değil. Aslında bugünden sonra şu an size anlattığım hikayeyi gelecekte sizin koltuklarınızda oturan insanlara bugün anlattığım hikayeyi tekrar edebilmek olacak. Şu an kitle fonlama Türkiye'de küçük girişimciler veya orta sektörlü girişimciler için bir fon kaynağı olarak düşünülüyor. Yani her nasıl startupların fona ihtiyacı olsa da startuplar aldığı fonla bir noktaya gidiyorlar. Fakat aynı şeyi borsa açılan şirketler de yaşıyor. Yani borsa açılan şirketlerde kaynak yaratmak için aslında borsa açılıyor ve bunun ürünü var. Fakat orta sektör, yani orta düzeyde olan veya orta düzey üstü şirketlerin kitle fonlamaya çıkmasına çok alışkın değiliz. Bizim kitle fonlamayı tercih etmemizin en büyük nedenlerinden bir tanesi, biz B2C sektörde, yani son kullanıcıya hitap eden alanda faaliyet gösteriyoruz. Biz kendi kullanıcımız tarafından fonlamaya çıktık, kitle fonlamaya çıktık. Çünkü kitle fonlama dünyaya bakıldığında crowdfunding adıyla adlandırılsa da aynı zamanda user funding olarak da değerlendiriliyor. Yani bugün benim aldığım parayla, ben o parayı yakarak kendi kullanıcıma kazanmak ve onun içeride derinleştirmek için uğraşırken yine bana yatırım yapan adam için bir kaynak harcamayarak hem yatırımcıyı kendi marka için, kendi üyem, sağlık kullanıcı haline getiriyorum hem de ona harcayacağım parayla daha fazla kullanıcıya erişebiliyorum. Onun dışında yine Türkiye'de çok farkında olmuyorum. Burada çok fazla yaşadığım var ama en azından onların da farkında olması için anlatmak istiyorum. Evet, onu uzatmayayım. Şu an Türkiye'de şirket ortaklığı çalışanlarına verilme tarafından en yeni bir tercih dönüştü. Yurt dışında özellikle start-up'ların başlattığı bir stock option muhabbeti var aslında öyle söyleyeyim.
Türkiye'de tam olarak mevzuatta olduğu. Çünkü mevzuat tam olarak bunu desteklemiyor. Şu an şirket çalışanlarınızı, şirket ortağı yapmak istediğiniz için isterseniz Türkiye'de gidebileceğiniz tek yer aslında kitap anlamı yasalı. Biz şu an yaklaşık olarak alternatif ekibinden olan neredeyse herkes ürüne yatırım yaptı. Ürünün ortağı oldu, kullanıcılar ürünün ortağı oldu ve aynı zamanda son kullanıcılarının yanı sıra o ürünü kullanan işletmeler de ortak oldu. O yüzden kitle fonlamayı sadece kitle açısından para bulma olarak düşünmemek, şirket çalışanlarını hareket etmek, kendi kullanıcısını sadık hale getirmek ve bunun dışarısında yapılacak olan finansmanla daha hızlı büyümeyi sergilemek için görmemiz gerekiyor. Ben bu arkadaşlar içerisinde belki bu işe sorulan en büyük çaplı şirket olarak buluyorum ama gelecekte muhtemelen ben de en baş sıraya doğru kayıyor olacağım. Ben de daha yüklü ilgili olacağım. O yüzden iyi bir noktadayız, iyi bir geleceğe gidiyoruz. Biz bugün yaptıklarımızla anılanlarla yapmadıklarımız anılmayan olmamamız gerektiğini düşünüyorum. O yüzden elimizde imkanı olan, desteği olan ve bu işin için kaybedeceği işi olmadığını düşünen insanlar varsa mutlaka bu gençlerin arkasında olması gerektiğini düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Ben dediğim gibi fonlamaya katılım sağlamamız gerekiyor. Burada içeride ve dışarıda yaklaşık 500 kişi var tahmin ediyorum. Hepimiz bir kitle fonlama örneği gösterip şu an açıkta olan proje biziz. Yatırım yaparsanız seviniriz. Az çok demeyelim. Hoş geldiniz. Bence güzel bir girişimcilik örneği oldu. Onları fırsat alanı da iyi değerlendirdi. Benim de eksikliğim mikrofonu kaptırmak oldu. Mikrofonu kaptırmamak lazım. Bu çok çok önemli. Ben kocaman bir alkışla değerli girişimci arkadaşlarımıza yerlerine alacağım. Tekrar tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın. Çok güzel bir şey söyledi. Bize de küçükken hep derlerdi ki ya başımıza icat çıkarmayın. Ya gerçekten icat çıkarmanın, mucit olmanın desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Biraz önce arka planda ben Yavuz Başkan'ı dinlerken özellikle şunu düşündüm. Yani hayal etmeyi biz toplum olarak öğrendiğimizde inanıyorum ki hayaller sonucunda birçok proje sizlere ulaşacak ama önce çocuklarımıza ve geleceğimize hayal kurmayı öğretmemiz gerektiğini düşünüyorum kendi adıma. Şimdi yine çok değerli bir konuşmacımız var. Vakıf Katılım Bankası Genel Müdür Yardımcımız Sayın Bülent Taban Beyefendi'yi sahneye davet ediyorum hocam konuşmalar için. Sayın Bakanım, Sayın Valim, isimlerini tek tek zikredemediğim kamu erkanımın çok kıymetli temsilcileri, çok kıymetli misafirlerimiz, hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Ben Vakıf Katılım Bankası'nı temsilen burada huzurunuzdayım. Konuya biraz da literatür ve bankacılık cephesinden bakarak konuşmamı hazırlayıp sunacağım. Benden evvelki çok kıymetli buradaki girişimci kardeşlerimin medeni cesareti, güzel anlatımları için her birini gönülden tebrik ediyorum. Bu salonun ayakta katılımcılarla dolmuş olmasından dolayı da konunun memleketimiz, Bilecik ülkemiz için ne kadar kıymetli bir konu olduğunu bir kez daha teyit ediyorum. Bu şuurla burada olan tüm katılımcıları da canı gönülden kutluyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Değerli katılımcılar, günümüzde rekabet gücünün verimliliğin ve sonuç itibariyle ekonomik kalkınmanın sağlanması için kullanılan yenilik ve girişimcilik temelindeki politika araçlarının önemi son derece artmıştır. Söz konusu politika araçlarının uygulanabilir ve ölçeklenebilir olmasında belirleyici ana unsur ülke ekonomilerinin yenilik kapasiteleridir. Yenilik kapasitelerini ekonomik dinamizm ve finansmana erişim kolaylığı gibi faktörlerle entegre edebilen ülke ekonomilerinin
kalkınma süreçlerinde pozitif ayrışması çok kuvvetli muhtemeldir. Bu kapsamda bahsedilen çözüm modelleri arasında yenilikçilik, girişimcilerin finansmana erişimi ortak faydada ulaşabildiği kavramlardan birisi girişim sermayesidir. Küresel ekonominin yakın dönemde tanıştığı ve finans sistemi içerisinde işlevselliği giderek artan girişim sermayesi kavramı özellikle 2000'li yılların başından itibaren mevzuatsal alt yapısının oluşturulması ile olgunlaşmıştır. Girişim sermayesi yatırım fonları son 20 yıllık süre zarfında bu alandaki sermaye girişleriyle büyümüş ve finans ekosistemi içerisinde payını artırmıştır. Girişim sermayesi yatırım fonlarına yönelik iştah 2008 yılında tecrübe edilen finansal krizin etkisiyle bir miktar ivme kaybetse de takip eden dönemde tekrar finansal ekosistem içinde hak ettiği payı almaya başlamıştır. Türkiye ekonomisi dinamik ve yüksek yenilik iştahı ile küresel girişimcilik ekosisteminin bölgesel ölçekte en önemli faktörlerinden birisi olmak için bütün şartlara haizdir. Bu kapsamda 2013 yılında resmi gazetede yayınlanan girişim sermayesi yatırım ortaklıklarına ilişkin esaslar tebliğinde girişim sermayesi ortaklığının genel çerçevesi çizilmiş, 2014 yılında ise yayınlanan girişim sermayesi yatırım fonlarına ilişkin esaslar tebliğiyle girişim sermayesi yatırım fonlarına ilişkin düzenleme getirilerek çerçeve bütüncül olarak netleştirilmiştir. Mevzuatsal altyapının oluşturulmasında desteği, mevzuat altyapısının oluşturulmasının da desteğiyle 2010 yılında 19 milyon dolar düzeyinde olan girişim sermayesi yatırımları 2019 yılına geldiğimizde tam 5 katına yakın büyüyerek 120 milyon dolar düzeyine ulaşmıştır. Bu süreçte fonlanan girişimlerin sayısı 11 iken 2019'da yaklaşık 100'e ulaşmıştır. Türkiye'de katılım esaslı girişim sermayesi modeli son yıllarda kurulan ve katılım bankalarının sermayedar olduğu girişim sermayesi yatırım fonları ile ciddi bir girişim kaydetmiştir ve kaydetmektedir. Katılım bankalarının sermaye sağladığı 6 farklı girişim sermayesi yatırım fonunda yaklaşık 400 milyon Türk liralık bir boyuta ulaşmış bulunuyoruz. Son dönemde dünyada ekonomik resesyon beklentilerine rağmen ülkemizde yatırım iştahında ciddi bir düşüş beklenmiyor. Ekosistemin gelişmeye devam edeceği piyasa oyuncuları tarafından teyit ediliyor, raporlanıyor. Bu anlamda dinamik bir ekonomik yapının içinde ekosistemin içinde bulunmaktayız. Değerlemelerde küresel rakiplerine göre daha düşük maliyetle sahip olan fonların yabancı yatırımların iştahının artması, bu anlamda fonlara karşı iştahın artması beklenmektedir. Türkiye ekonomisi için stratejik coğrafi pozisyonun etkisi ve çok zengin insan kaynağının yetkinliğiyle bu alanda Türkiye önemli bir oyuncu olarak bu coğrafyada öne çıkmaktadır. Biz Vakıf Katılım Bankası olarak toplamda 200 milyon Türk liralık bir fon transferi aktarımı yaparak isimlerini şimdi sayacağım. Bilişim Valisi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, Kalkınma Katılım Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, Yenilikçi ve İleri Teknolojiler Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, Tekno Girişim Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, Katılım Sigorta Şirketleri Girişim Sermayesi Yatırım Fonu adı altında 5 adet girişim sermayesi yatırım fonunu ülkemizin hizmetine sunmuş ve işletmekteyiz. Söz konusu fonlar ağırlıklı olarak finans, fintech, savunma sanayi, biyoteknoloji, siber güvenlik, mobilite, tarım, sağlık ve enerji alanında faaliyet gösteren şirketlerimize yatırım yapmayı amaçlamış geniş bir
yatırım ağında hizmet ve hizmet ve donanım üretmektedir. Girişim sermayesi yatırım fonlarından farklı, görece olarak daha yeni bir enstrüman olarak biraz önce arkadaşlarımızın ismini söylediği, zikrettiği arkadaşlar, kitle fonlamaları ise 2019 yılında Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan paya dayalı kitle fonlama tekniğiyle yasal düzeyine kavuşturulmuştur. 2021 yılında kitle fonlaması tekniğiyle de gelişmelerin dijital platform üzerinden ortaklığa dayalı olarak finanse edilmesinin yanı sıra borçlanmaya dayalı olarak da finanse edilmesinin önü açılmıştır. Kitle fonlaması çevrim içi platformlar yoluyla birden çok yatırımcıdan toplanan fonların fon ihtiyacı bulunan taraflara aktarılması, sermayenin tabana etkili bir şekilde yayılmasına neden olacaktır. Katılım finans sisteminin temel sözleşmelerinden olan mudarama, müşareke yoluyla paya dayalı kitle fonlaması için uygun enstrümanlarımız elimizde mevcuttur. Yine borca dayalı kitle fonlaması uygulamaları ile yatırımcılar girişimcilere kredi yoluyla finansman sağlamaktadır. Katılım finans kapsamında her ne kadar borca dayalı kitle fonlamasının şu an için sınırlı bir kullanım alanı olsa da, borca dayalı kitle fonlamasının gelişmesi açısından önemli bir potansiyeli bünyesinde barındırmaktadır. Nitekim dünyada borca dayalı İslami kitle fonlaması uygulamasında KOBİ'lere finansman sağlamak amacıyla Muraba, Karzasen ve vekalet sözleşmeleriyle kullanım yapılabilmektedir. Vakıf katılım markası olarak özellikle KOBİ'lere yönelik bu alandaki çalışmalarımız devam etmektedir. Ayrıca bizim pazar gerçeğinden dünya gerçeğine doğru dönersek, dünyada gayrimenkul edinimler için İslami kitle fonlamaları uygulamalarının yaygınlaştığı örnekler de vardır. Nitekim Malezya ve Endonezya gibi ülkelerde inşaat firmaları kitle fonlamaları yoluyla projelerine kitlesel fonlar tedarik ederek projelerini hayata geçirebilmektedirler. Biz katılım finans kuruluşları olarak kitle fonlama modellerinin katılım finans sistemi içerisinde katılım ilkelerine bağlı olarak uygun ve uygulanabilir modeller olduğunu, bu modellerden faydalanarak yeni ürün ve iş modelleri gelişimine açık olduğunu kanaatini taşımaktayız. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi tarafından hazırlanan katılım finans stratejisinin içinde de katılım finans sisteminin geliştirilmesi bu anlamda tavsiye edilmektedir. Ayrıca kurulacak girişim sermayesi fonları vasıtasıyla müşterilerimizin kârlara ortaklığı ile dahil olabilecekleri modeller üzerinde de çalışmalarımız devam etmektedir. Sonuç olarak girişim sermayesi yatırım fonları geleceğin en önemli finansal enstrümanlarından biri olacaktır. Bizim buna inancımız tamdır. Bunun için piyasa hareketleri ve konjonktürel değişime uygun olacak şekilde mevzuat iyileştirmesi yapılarak etkin ve verimli projelerin devreye alınmasıyla ilginin daha da domine etmesiyle artması olasıdır. Burada iyi niyetli ve güçlü bir ekiple yola çıkmış kitle fonlama platformu olan Fonangels'ın bu süreçteki başarılı bir örnek olduğunu teyit ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Hepinize saygılar. Bülent Bey'e değerli katkılarından dolayı çok çok teşekkür ediyoruz. Değerli katılımcılar, şimdi Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Katılım Finans Dairesi Başkanı Dr. Tarık Akın'ı konuşmalarını yapmak üzere sahneye davet ediyoruz. Sayın Bakan, Sayın Valim, Sayın Kosgöz Başkan, kıymetli hazırım. Öncelikle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Konuşmamda kısaca katılım finans strateji belgesinin amacı, kapsamı ve kitle fonlamasının katılım finans strateji belgesi içindeki yerine değineceğim. Öncelikle burada bulunmaktan duyduğum memnuniyeti de ifade etmek istiyorum. Türkiye
uzun zamandır önemli bir dönüşüm ve kalkınma hamlesinin içerisinde yoluna devam ediyor. Bunu belki birkaç kelimeyle paradigma değiştirici oyun kuruculuk olarak ifade etmek istiyorum. Neden? Bunu da birkaç örneğini vereceğim. Örneğin işte yurt dışı ile ilişkilerde Türkiye çok önemli hamleler yaptı. Bugün Orta Asya'dan Afrika'ya birçok bölgede çok etkin biçimde Türkiye'nin varlığı hissediliyor. Ama bir tahıl koridoru anlaşmasını yapabilmek, oyun kuruculuğun da ötesinde aslında paradigma değiştirici, ezberleri bozan bir hamle. Keza İHA'lar, SİHA'lar konusunda. Yani İHA, SİHA üreten ülkeler var ama bunu entegre bir savaş makinesi haline getirip o savaş meydanındaki bütün aktörleri birbiriyle konuşabilecek şekilde tasarlamak hakikaten önemli bir paradigma değiştirici bir hamle, bir oyun kurucu. Ve buna benzer birçok örnek verilebilir. Örneğin TOG, ben hatırlıyorum, dünyada da yeni yeni gelişmeye başlayan bir alanda elektrikli bir otomobil üretme fikri, bunu hayata döndürmek ezberleri bozan paradigma değiştirici bir hamle. Velhasıl Türkiye ekonomik anlamda, siyasi anlamda, tarımda, sanayide çok önemli hamleler yaptı. Ama bunun bir ayağı daha gerekiyor. O da finans. Türkiye'nin finansal bağımsızlığını kazanması, diğer bütün alanları da doğrudan etkileyecek olan çok önemli bir oyun kurucu hamle. Ve katılım finans strateji belgesinin de bu oyun kurucu hamleye paradigma değiştirici bir katkı sunacak bir alan olarak yer alacağına bizler inanıyoruz. Katılım finans strateji belgesi, yani katılım finans dendiğinde tabii şöyle bir genel anlayış var. Faize duyarlı tasarrufların nasıl yastık altından çıkartılacağı, nasıl finansal sisteme entegre edileceği konusu hep gündeme geliyor. Ama katılım finans, katılım finans anlayışı, katılım finans strateji belgesi, katılım finansın risk paylaşımı, varlığa dayalı, ahlaki değerlere bağlılık gibi özellikleriyle, iş modeliyle, Türkiye ekonomi modelinin finansal anlamda en önemli saç ayaklarından bir tanesi olabileceğini iddia ediyor. Ve bu minvalde Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla hazırlandı. Dolayısıyla finansal alanda katılım finans strateji belgesiyle sadece katılım finans, bizzat katılım finans alanında değil, finansal sistemde borca, bankacılığa, krediye dayalı finansal sistemde bir dönüşüm sürecinin de başlaması, finansal araçların çeşitlendirilmesi amaçlanıyor. Katılım finans strateji belgesi özelinde finansal teknolojiler ve finansal teknolojilerin bir ayağı olan kitle fonlaması da bizim için çok önemli bir yer alıyor. Finansal teknolojiler arasındaki finansal teknolojiler katılım finans strateji belgesinin temel saç ayaklarından ve tematik alanlarından bir tanesi, özellikle jetonlaştırma, sosyal finans, akıllı sözleşmeler ve dördüncü olarak da kitle fonlaması, katılım finansın biz özellikle göz önünde bulundurması gerektiğini, bu alanda önemli atılımlar yapması gerektiğini düşündüğümüz bir alan oluşturuyor. Katılım düzeltiyorum, kitle fonlamasının bizzat kendisi de aslında özellikle 2008 küresel finans krizi sonrasında finansal sisteme, bankacılığa dayalı finansal sisteme aslında bir yerde bir meydan okumayı içeren bir kavram. Çünkü özellikle Batı'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde, İngiltere'de yenilikçi fikirleri olan, ancak ellerinde sermayesi olmayan gençlerin, yeni nesil işleri yapan insanların aslında birden hızlı bir şekilde geliştirdiği bir kavram ifade ediyor konumuz. Ve burada paylaşımcılık, katılımcılık gibi kavramlar, katılım finansla doğrudan alakalı olduğunu düşündüğümüz konular. Dolayısıyla kitle fonlaması eylem maddeleriyle de katılım finans strateji belgesinin önemli ayaklarından bir tanesini oluşturuyor. Bu kapsamda Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nin paya dayalı kitle fonlaması kurması, COSGAP'in kitle fonlaması kurması, Türk Kızılay'ın, Yayın İşleri Başkanlığı'nın,
kitle fonlaması kurulmasına ilişkin eylem maddeleri somut biçimde yer alıyor. Sözlerimi bitirmeden önce bahsetmek istediğim bir konu daha var. Katılım finans strateji belgesine çok önem verdiğimiz, odaklandığımız ve kuruluş çalışmalarına da başladığımız bir konu. Katılım finans derecelendirme sistemi. Bunun iki ayağı var. Birincisi finansal kuruluşların derecelendirmesi. İkincisi de özellikle KOBİ'lerin ve kitle fonlama platformlarının derecelendirmesi konusu. 2019 yılında Malezya'da oranın en büyük fonlarından bir tanesi, bizim Türkiye Varlık Fonu'nun karşılığı olarak düşünebileceğimiz bir fonun CEO'su şöyle bir soru sormuştu. Ki yaklaşık o zaman için 80 milyar dolar bir fondan bahsediyoruz. Fonların dörtte birini ayırıp işte gelişmekte olan ülkelerde değerlendirmeyi düşündüklerini söylemişti. Biz Türkiye'de yatırım yapmak istiyoruz. Ama katılım esaslı, katılım finans uyumlu şirketlerin, borsa dışı şirketlerin, KOBİ'lerin, reel sektör şirketlerinin bu koşulları taşıyıp taşımadığını nasıl anlayabiliriz? Tabii orada formel bir cevap vermem gerekiyordu ama aslında orada verecek bir cevap yoktu. Çünkü öyle bir mekanizma yoktu ve o düşüncenin tohumları aslında orada atıldı. Katılım finans derecelendirme sistemiyle startupların, KOBİ'lerin, kitle fonlama platformlarının, finansal kuruluşları, katılım finans esaslarına uyumunu ölçmek, derecelendirmek ve bunlara, bu girişimlere, bu firmalara, bu kuruluşlara o uyuma ilişkin belgeler vermeyi, belgeler verilmesini sağlamaya dönük bir mekanizmayı daha doğrusu hayata geçirmeyi planlıyoruz diyorum. Çok da fazla uzatmak istemiyorum. Bu kitlenin karşısında olmak gerçekten çok memnun etmeyici. Sayın Bakanım, saygılarımı arz ediyorum. Sağ olun. Evet, Arif Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Değerli katkı yorumlarından dolayı. Değerli misafirler, şimdi konuşmalarını yapmak üzere KOSGEB Başkanımız Sayın Hasan Bahsi Kurtur sahneye davet ediyor. Sayın Bakan, Sayın Bakan Yardımcım, Sayın Vali, kıymetli misafirler, Türkiye Bilişim Vadisi'ne hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. KOSGEB ile ilgili az önce Gökçür arkadaşım gerekenleri söyledi. KOSGEB ile ilgili herhalde benim artık bir şey söylemem gerekmiyor. Tabii Türkiye'de fonlama, girişimlerin fonlanması ve bu çerçevede yeni fikirlerin sermaye ile buluşması çok çok önemli bir konu. Bu son 20 yılda AK Parti hükümetlerinde bu alanda çok ciddi adımlar atıldı. Dünyayla yarışan adımlar bunlar. Girişim sermayesi, yatırım fonları, girişim sermayesi yatırım şirketleri ve başlayan süreç melek yatırıldı ve peşinde kitlesel fonlamaya doğru uzanıyor. Tabi burada özellikle girişim sermayesi ve melek yatırımları konusunda vergi avantajları bizim çok sıkça aslında vurgulamamız gereken şeyler. Biz KOSGEB olarak Türkiye'nin 81 ilinde faaliyet gösteriyoruz. Bu vesileyle birçok ile gidiyoruz. Tabii İstanbul, Marmara bölgesi çok avantajlı bu konular. Hem girişimcilerimiz için hem de girişimciyle buluşmak isteyen yatırımcılar için ki rakamlara baktığımızda da bu oran aslında buralarda çok aslında yoğunlaşmış, sıkışmış durumda. Ben her vesileyle gittiğimde özellikle üretim kabiliyeti olan, sermaye birikimi olan illerde işte bu tip fonların tavana yayılması noktasında çok ciddi katkı vermeye çalışıyorum. Bu konularla ilgili onları bilgilendiriyoruz. KOSGEB olarak da elimizden geleni yapıyoruz. Türkiye'nin ilk girişim sermayesi yatırım ortaklığı şirketi Halk Bankası KOSGEB ve TOP eliyle kuruldu. Bu KOBİ AŞ'e daha sonra bunun devamı geldi. Biz uluslararası fonlara da katılıyoruz. Ülkemizin uluslararası fonlardan fon olmasını sağlamak üzere Lüksemburg Merkezi birçok fonda Türkiye KOSGEB bahsizliğe katkıda bulunuyor. O fonlar gelip İstanbul'daki, Ankara'daki, Türkiye'nin dört bir yanındaki bizim startuplarımıza, girişimcilerimize destek oluyorlar. Tabii konuş genelde bilişim ağırlıklı ilerliyor ancak biz bir taraftan da yeşil ekonominin Türkiye'nin ve dünyanın da karşı karşıya olmuş olduğu temel ekonomik dönüşümlerin farkına varılarak bu alanın daha da genişlemesi taraftarıyız. Sadece fona dayalı değil, borçlanmaya dayalı sistemlerin ilerletilmesi, sadece bilişim sektörünün değil,
farklı alandaki girişimlerin de bu yolla desteklenmesinin yolunun açılması gerekiyor. Şu anda henüz filiz aşamasında olan bir kitlesel fonlama var. İnşallah umuyoruz önümüzdeki yıllarda bu ekip şunu görecek, kitlesel fonlamayla Türkiye, işte kredi hacimleri 6 trilyon bulan bir ülkeden bahsediyoruz. Şu anda bu alandaki fonlama rakamları çok düşük. Katılım bankalarının da diğer birçok sermaye durumunda buna katılımıyla inşallah bu rakamlar Cumhurbaşkanımızın bize göstermiş olduğu işte biraz daha bu faizden kurtulmak, daha insani yöntemlere doğru ulaşmak noktasında da çok önemli bir araç. Destekliyoruz sonuna kadar inşallah. Fon Angels'a da bu girişimlerinden dolayı tebrik ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sosyal Başkanımız Sayın Hasan Basri Kurt Beyefendi'ye çok çok teşekkür ediyoruz selamlama konuşmalarından dolayı. Değerli konuklar, şimdi alkışlarımızla Tarım ve Orman Bakanımız Profesör Doktor Vahit Kirişli Beyefendi'ye konuşmalar için sahneye davet ediyoruz. Sayın Vali, değerli protokol, bugünü anlamlı kılan kıymetli girişimciler, hanımefendiler, beyefendiler, değerli basın mensupları, öncelikle hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Üniversite hocalarından bilirim, son derste hocalık yapmak, ders anlatmak zordur. Çünkü öğrenci yorulmuş, takatsiz kalmış, artık ne verseniz istemiyoruz diyecek durumdadır. Ama ben elimdeki notlara bakmadan buradaki retoriğe uygun, jargona uygun bir iki bir şey söylemek istiyorum. Belki dünden kısaca bahsederek bugünü daha iyi anlamamız ve yarına da ne şekilde bakacağımız konusunu büyük ölçüde aşmış olur. Ben 78 kuşağı bir buradakilerin ağabeyisiyim diyelim. Bizden önce bir 68 kuşağı vardı. Daha sonra bu ülkede kuşaklara farklı çatışmalar eklendi. Alevi Sünni, Kürt, Türk, işte layık, anti-layık vesaire diye. Bütün bu gayretler aslında hayalleri olanların hayallerini yaşatmak, onu gündeme getirmek için bir çaba sarf etmemelerine yönelik içeriden ve dışarıdan sistemli çalışmalar. Çok şükür ülkemiz bunları geride bıraktı. Ve bir anda çok önemli bir elinde varlığın olduğunu, bu varlığın da gençliğiniz olduğunun farkına vardı. Değerli kardeşlerim, bugün bütün çabalarımıza Sayın Cumhurbaşkanımızın o belki de gerekçesini söylemediği için farklı değerlendirilen üç çocuk yapalım telkinlerine rağmen gerileyen ve dolayısıyla yaşlanan bir nüfusumuz olsa da hala bugün 33.1 ortanca yaş ile Avrupa'nın en genç nüfusuna sahip ve genç popülasyonu yüksek olan ülkesi konumundayız. Tabii ki arzumuz nüfusumuzu bir nüfusa dönüştürmekti yıllarca. Ama biz o genç nüfusu o bahsettiğim şekilde heba ettik. Birbirlerine düşman ettik ve onların enerjilerini boşa harcadık. Bu toplantıyı başından itibaren izleyecek olsa idi, yaşı kamil olmuş, aramızdan ayrılmış, ebedi aleme göçmüş ve göçtüğünden bugüne de 20 yıl geçmiş büyüklerimiz şayet bugün uyanmış olsalardı,
Ya bu toplantıda ne konuşuluyor Allah aşkına derlerdi. Terminolojiyi, kullanılan kavramları, bunun ne işe yarayacağını anlamakta güçlük çekerdi. Çünkü burada Göktürk kardeşinin anneannesinin o söylediği sözde biz yıllarca frenlendik, durdurulduk, hızımız kesildi. Bazı yörelerde makam çıkartma, çoğu yörelerde de icat çıkartma gibi içimizdeki o bir şeyler yapma arzusu, o gençliğin verdiği o dinamizmin üretime, Ar-Ge'ye dönüştürme isteği ve çabası hep frenlendi, hep durduruldu. Dolayısıyla ülke olarak bundan çok zaman kaybettik, gençliğimizi kaybettik. Para bir şekilde bulunur. Önemli olan akıl teri dökebilen sizin elinizdeki insan kaynaklarıdır. Buna biz Ar-Ge diyoruz. Elbette Ar-Ge çok önemli ama Ar-Ge'nin üretmiş olduğu bir takım ürünleri üretmek adına da girişimcilerin mutlaka olması gerekiyor. Devamında bu kesimin bir finansal gücünün de olması elbette ki elzem. Kendi kadim kültürümüzde de var aslında bunlar. Ama biz pek çok alanda olduğu gibi bu alanda da kendi kültürümüzden kopmuş ve dolayısıyla bizden alıp isimlerini değiştirerek tekrar bize pazarlanmasına rıza gösterir hale gelmişiz. 1990 yılında yurt dışında doktoramı yaparken normalde siz de diyeceksiniz Tarım ve Orman Bakanlığı'nın böyle bir konuda buraya kürsüye çıkıp konuşmasını gerektiren ne hal var diyebilirsiniz. Ama bir ikisini söyledim, devamını da söyleyeceğim. Toprak dinamiği konusunda ziraat profesörüyüm ama o dönemde asistanım. Toprak dinamiği alanında çalışırken hocam dedi sen precision farming konusunda da çalış. Yani bugün işte hassas tarım diyelim, akıllı tarım diyelim. Bu konuda da çalış dediğinde tabii benim aklıma Marshall yardımıyla gelen 1950-55 model traktörler geldi. Dedim ki ya bu çalışmalar bizim için çok fantazi olabilir. Yok yok dedi sen çalış kısa zamanda onun nasıl yayıldığını görürsünüz. Tabii o yıllarda dronlar, İHA'lar falan yok ama otonom araçlar var. Biz başladık, Türkiye'ye döndüm, geldim. Geldiğinde kendi asistanlarımla beraber dedim ki kitap yazalım arkadaşlar. Hocam ne kitabı yazalım? Hassas uygulamalı tarım diye kitap yazalım. Peki başladık. Bismillah dedik. GPS. Dediler hocam ona ne diyeceğiz? Ben dedim ki elektronik baston diyeceğiz. Ya hocam olur mu? Ya tamam da şimdi global positioning system. Şimdi bunu küresel konumlandırma sistemi diye çevirmek yerine gelin anlaşalım buna elektronik baston diyelim. Olurdu olmazdı falan. Biz koyduk adını elektronik baston. O zaman E kısaltması yaygın değildi. Ama bugün çok şükür Türkiye'de, tarımda ve diğer alanlarda da var elbette. Ciddi manada bir dijitalleşme, bir teknoloji kullanımı ve bunun yaygınlaşması gerçekten çok hızla gerçekleşti. Bir teknofest kuşağı çıktı arkadaşlar. Bu teknofest kuşağı bugün her alanda gerçekten bu ülkeye çağ atlatabilecek çalışmalar yürütüyorlar. Ya bir Bayraktar ailesinin, iki kıymetli evladının sadece bu ülkeye değil, dünyaya, dünyanın gündemine nasıl hakim olduğumuz konusunda bize sağladıkları gücü herkes görüyor. Türkiye %20 olan yerli ve millilik oranını savunma sanayinde bugün %80'e çıkardıysa biz bu gençliğe borçluyuz. Ve bu gençlik sayesinde hamdolsun aklımıza gelenin en iyisini yapabilme noktasında
her gün yeni bir başarı hikayesi sergiliyoruz. Ve bundan dolayı da Türkiye artık 780 bin kilometre karelik bir kara, 462 bin kilometre karelik bir mavi vatandan müteşekkil ve bu sınırlara hapsedilmek istenilen bir ülke olmayacağını dünyaya haykırdı. Gerek bölgesel ve de gerekse global düzeyde bir oyuncu olduğunu gösterdi. Herkes birbiriyle kavga ederken, adeta vur vur diye tempo tutarken biz ya bu vuruşmanın kimseye bir faydası yok. Bundan kazananlar elbette vardır, kazananlar olacaktır. Ama dünyanın gerçek anlamda bir barışa, sulha ihtiyacı vardır dedi. Ve burada Sayın Cumhurbaşkanımızın istemiş olduğu o dirayetli, doğru, yerinde ve tutarlı dış politikayla bir anda Türkiye artık ülkemizi ziyaret edenlerin de renklerine ve geldikleri ülkelere bakarsanız bu değişimi çok net olarak görürsünüz. Son dönemde adeta sıraya girdiler. Aman bu konuyla ilgili siz arada olun. Aman ne olur bunun moderatörlüğünü siz yapın. Aman bu konuda sizin sözünüz, sohbetiniz dinleniyor. Bize yardımcı olun. Biz Avrupalılar olarak doğal gazın kesintisiyle beraber donmayalım diye artık Avrupalılar var. Bir dünya topluluğu var. Burada tahıl koridorundan da söz edildi. Bizim kendi alanımız. Ama burada maalesef ya bugün itibariyle 9 milyon ton bir gemi geçişi gerçekleşti. 400'e yakın gemi geçmiş oldu. Bunun %62'lik kısmını maalesef bu tahıl koridorundan geçen tahılın ve gıda ürünlerinin %62'sini Avrupalılar alıyor. %21'ini Asyalılar, %12-13'ünü Afrikalılar. İhtiyacı en fazla olan, en geri kalmış ülkeler ise sadece %6.1'ini alıyor. Bu bile aslında, bu tahıl koridorunun açılması meselesi bile şöyle bir dünyayı rahatlattı. Bir gıda milliyetçiliği, bir efendim gıda krizinin konuşulduğu bir dönemde bir anda fiyatlar gerilemiş ve özellikle gıdaya muhtaç olan, kendi üretemeyen ülkeler, çünkü herkes bizim gibi değil, üretemeyen ülkeler bir nefes almış oldu. Biz hamdolsun başından beri aldığımız tedbirlerle gerçekten eli öpülesi üreticilerimizle hem 85 milyon nüfusumuzu doyuruyoruz, hem de ihracat yaparak, nerede söylüyoruz bunu? İşte dış ticaretiyle Türkiye'nin dış ticaretinin %18'ini, verdiği vergilerle Türkiye'deki toplanan vergilerin %10'unu veren Kocaeli'nden hitap ediyoruz. Biz de tarımda kendi insanımızı doyurmakla kalmıyoruz. 50 milyon ülkemizi ziyaret eden turistler var. Onları doyuruyoruz. Onları doyurmak için dışarıdan yemek siparişi vermiyoruz. Evde pişen yemeklerimizi ikram ediyoruz. Ürettiklerimizi ikram ediyoruz. Ve yetmedi, 21.6 milyar dolara çıktı son açıklanan dış ticaret rakamlarıyla bizim ihracatımız. Hala 87 milyar dolarlık 2021 yılı sonu itibariyle dış ticaretteki fazlamızın toplam tutarı 87 milyar dolar. İthalat yapmıyor muyuz? Evet yapıyoruz. İhracatımızın, ithalatımızın karşılama oranı da %121. Şimdi buradan sesleniyorum. Bu özellikle Fon Angels'a sesleniyorum. Onun fonlaması gereken, fonlamasında yarar gördüğümüz girişimcilere sesleniyorum. Türkiye'de böyle bir tarım sektörü var. İstikbali olan bir tarım sektörü var. Hepimizin geleceği olan bir tarım sektörü var. Bilhassa biz sizlerin bu alana da ilgi göstermesini ve bu alanda da önemli bir gelirin olduğunu ifade etmek istiyorum. Bir ağabeyimiz her alanda faaliyet gösteriyor Türkiye'de. Aklınıza gelebilecek her alanda. Bizim tarım alanında da faaliyet gösteriyor. Bundan bir ay önce işletmesinde ziyaret ettiğimde şunu söyledi. Dedi ki, ben
biliyorsunuz her alanda faaliyet gösteren bir müteşebbisi ama en güzel parayı da tarımda kazanıyorum dedi. Tabii ki doyurmak gerçekten kutsal bir görev. Bizim üreticimiz bunu yapıyor ve bu ülkenin çiftçisi üretiyor. Bizim ormanlarımız var, yeşil vatanımız. Bu ormanlarımızı korumamız gerekiyor. Bunların geliştirilmesi alanında da girişimcilerimizden destek bekliyoruz. Yıllarca Türkiye Avrupa ile Asya'nın arasında bir köprüdür. İngilizcesi de bu, bu tanımlamanın Türkçesi de zaten söylediğim. Ama bunun ne anlama geldiğini biz yıllarca idrak edemedik. Bunu bir türlü gelire, refaha, ekonomide büyümeye, istihdamda artışa, ihracatta gelişmeye eviremedik. Çeviremedik, dönüştüremedik. Ama hamdolsun artık 20 yıldan beri bunun evrildiği, Türkiye'nin stratejik öneminin fark edildiği, gençliğin ne kadar önemli olduğu, iyi değerlendirilirse ülkeyi nerelere taşıyabileceğini de görmüş oldu. Ben Fon Angels'a girişimleri, bu örnek çalışması, tabii ki sadece kazanmak yetmiyor. Bu kazanmayla beraber buradaki know-how'ı, bu konuya ilgi gösterenleri de bir araya getirmek, girişimcilerle bir araya gelmek adına göstermiş olduğu bu anlamlı etkinlikten dolayı, gerçekleştirdikleri bu anlamlı etkinlikten dolayı ben Yavuz Bey'in şahsında bütün bu Fon Angels ailesine teşekkür ediyorum. Memleketim, milletim adına teşekkür ediyorum. İnşallah ben eminim çok çok büyük bir platform haline gelecek ve bunların sayısı da her geçen gün artacak. Çünkü hepimizin bir iş yaparken mutlaka sermayeye ihtiyacı var. Bu da bu yolla karşılanmış olacak diyorum. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Katılan herkesi de tebrik ediyorum. Sevgilerimi ve muhabbetlerimi. Ben alkışlarınızla Fon Angels ailesi adına Fon Angels Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Yavuz Kuş'u hediye takdim etmek üzere sahneye davet ediyorum. Ben de buradayım. Fakat zamanı tersine çevirmişler. Yavuz Bey 7.25 demişti. Benim aklıma 8.25 geldi. Yani günü de bir artıralım. Fakat saati tersine çevirmece hiç aklıma gelmemişti. Bu tabloda onu da görmüş oldum. Teşekkür ediyorum. Miraç, bulalım Miraç. Miraç bir yedin misin? Koş 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 koş. Çok çok. Fonitis ailesinin en genci bizim Müstakbar Yönetim Kurulu Başkanımız. Merhaba, ben Miraç Hoca. Ben bir küçük girişimciyim. 2020 yılında Otro Bot yarışmasında çizgi izleyen robot kategorisinde yarışmaya katıldım. Yazılımla aram çok iyi, çok seviyorum yazılım yapmayı. Babam kurucu ortaklarında, Karabacı şirketinin. Ben de bu tarz şeylere, geleceğimiz için çok önemli olan Financial şirketinin, ben de bir kurucu ortağı sayıyorum. Çünkü ben de birçok şey, bu tarz şeyleri çok meraklıyım. Çünkü bu geleceğimiz için bir şey. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ve ben aynı zamanda bir oyuncuyum şu an. Benim için bütün kızlar mahallesinde. Ben Sultan Mehmet Turun'a oynuyorum başrol olarak. İnşallah yakında o da elimi anlatıyorum.
yaparken bizim sırtımız yere gelmez ha. Sen Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaşta da değil. Rahat çocuksun ya. Ama maşallah buradaki büyüklerden daha büyük laf ettin. Farkında mısın? Bu cümleleri ezberlemiştim. Çok sen içinden gelerek. Bu ezberleri konuşmaya hiçbir zaman sen. Tebrik ediyorum. Yürekten konuşuyorum. Bir elemana ihtiyacın olursa ben yanındayım. Evet, yine değerli katılımcılarımızdan OSGEB Başkanımız Sayın Hasan Basri Kurt'u sahneye davet edeceğim. Hediyelerini takdim etmek üzere Kocaeli Valimiz Sayın Seddar Yavuz'u alkışlarımızla sahneye davet ediyoruz. Kocaeli Valimiz. Programlarından dolayı ayrıldılar. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Yaşar Bey. Benim atlamamı çekeceğim. Dönüyor mu? Peki. Evet, birazdan bir hatıra fotoğrafı çektireceğiz. O yüzden değerli katılımcılarımızın ayrılmamasını özellikle rica ediyoruz. Evet, OSGEB Başkanımız Hasan Basri Kurt'a hediyelerini takdim etmek üzere Kocaeli Valimiz Sayın Seddar Yavuz'u sahneye davet ettik. Kendilerine çok çok teşekkür ediyoruz. Cumhurbaşkanlığı Finans Sofistikatı'nın Finans Dairesi Başkanı Doktor Tarık Akın Beyefendi'yi sahneye davet ediyoruz. Hediyelerini takip etmek üzere. Hediyelerini takip etmek için de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekilimiz Yaşar Bey'i alkışlarınızla sahneye davet ediyoruz. Evet, son hediyemiz için Vakıf Katılım Bankası Genel Müdür Yardımcımız Sayın Bülent Taban'ı sahneye davet ediyoruz. Plaketlerini takdim etmek üzere Yedze Ticaret Odası Başkanımız Sayın Nail Çiler Beyefendi alkışlarınızla sahneye alıyor olacağız. Hayır, başkanımız geldi. Evet, Orange'ın ailesi ve değerli katılımcıların bu güzel buluşmasını bir anı olarak saklamak adına bütün herkese fotoğraf çekimi için sahnenin önünde ve sahneye davet ediyoruz. Hayalleri olanların hedeflerine ulaşmasına katkı sağlayan On Angels ailesinin bu güzel etkinliğinde bizleri yalnız bırakmadığınız için, etkinlik boyunca sabırla ve ilgiyle dinleyip katkı sağladığınız için ben her birinize yönetim kurulu başkanımız Yavuz Bey adına sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz. Daha güzel etkinliklerde, daha büyük projelerde, daha büyük yeni girişimlerde görüşünceye dek hoşçakalın.